geçerek 2018 yılından beri görülen en yüksek değere ulaşmıştır. Yine görselde gördüğünüz gibi bununla birlikte 2020 yılında ortalama 50 dolar olan kömürün tonu Ekim ayında 270 dolar seviyelerine çıkmıştır. Avrupa genelinde ise enerji emtia fiyatları eşi görülmemiş şekilde yüksek seviyelere ulaşmıştır. Ekim ayındaki doğalgaz fiyatları Nisan ayına göre %400 artarken elektrik fiyatları ise %200 artmıştır. Yine görselde göreceğiniz gibi Avrupa'nın önemli enerji borsalarından biri olan TTF'te yıl başında 200 dolar seviyelerinde olan 1000 metreküp doğalgaz fiyatı Ekim ayında 7 kat artarak 1400 dolar seviyesini geçmiştir. Bu dramatik artışların neticesinde Avrupa enerji piyasalarında sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Sadece İngiltere'de 2,5 milyon haneden fazla tüketiciye elektrik veren tedarikçiler iflas etmiş olup halihazırda elektrik faturalarının ne geleceğini bilmeyen milyonlarca kişi bulunmaktadır. Avrupa'daki enerji fiyatı artışları sonrasında düşük gelir grubunda bulunan kişilerin önemli bir bölümünün evlerini ısıtamadığı ilgili kuruluşlarca dile getirilmektedir. Avrupa ülkeleri bu fiyat artışları karşısında tedbirler almaya çalışmaktadır. Yaşanan bu enerji krizinin sadece enerji piyasalarını etkilemekte kalmayıp aynı zamanda finansal piyasaları ve ülkelerin enerji politikalarını da etkileyeceği düşünülmektedir. Küresel enerji ham madde fiyatlarında yaşanan şok artışlara karşı vatandaşlarımızı korumak amacıyla maliyetin yaklaşık yarısı devletimiz tarafından üstlenilmektedir. Eylül ayı itibariyle Avrupa'da vatandaşlarına en ucuz doğalgaz sunan ülke Türkiye olup yine görselde göreceğiniz gibi elektrikte ise Ukrayna ve Sırbistan'dan sonra en ucuz üçüncü ülke konumundayız. Enerji sektöründeki bir diğer önemli husus da akaryakıt fiyatlarıdır. Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına devletimizin 2021 yılında 50 ile 60 milyar lira aralığında bir vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor. Bu sayede 2021 yılı başından itibaren ham petrol fiyatları Türk lirası bazında yaklaşık %117 artış gösterirken vatandaşlarımıza sunulan akaryakıt fiyatlarında ortalama %17 bir artış olmuştur. Enerji fiyatlarında ve talebinde yaşanan artışa karşın gerçekleştirdiğimiz altyapının güçlendirilmesi çalışmaları ile değişen şartlara karşı ülke olarak güçlü bir konumdayız. Bu kapsamda uluslararası boru hatları, yeraltı doğalgaz depolama, LNG ve FSRU tesislerimiz gibi sistemi ciddi oranda besleyen kaynaklara sahibiz. Ayrıca yeraltı doğalgaz depolarımızın 1/4'ü dolu olup kış aylarına bu depolar tam dolu olarak gireceğiz. Uzun dönemli anlaşmalar ile temin ettiğimiz doğalgazla birlikte kış aylarında artacak talebin karşılanması adına ek kaynak görüşmeleri de yürütülmekte olup bu kapsamda Azerbaycan ile 3 yıl boyunca toplam 11 milyar metreküplük tedarik anlaşması imzalanmıştır. Arz güvenliğimiz adına gerekli aksiyonları proaktif şekilde alarak sayılarını ve kapasitelerini artırdığımız doğalgaz ve LNG giriş noktalarımız ile tek kaynağa bağımlılık oranımız düşürülmüş olup bu kış herhangi bir arz sorunu yaşanmasını beklemiyoruz. Enerji verimliliği ve sürdürülebilir çevre. Ülkemiz iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası çabaların bir parçası olmak için en iyi performansı göstermeye çalışırken diğer yandan da adil bir pozisyona ulaşmak için mücadele etmektedir. Paris Anlaşması'nın mecliste onaylanması doğrultusunda halihazırda uygulamakta olduğumuz karbonsuz enerji kaynaklarının portföy içindeki payının artırılması politikamıza daha güçlü şekilde devam edeceğimizi belirtmek isterim. 2017 yılında enerji verimliliği ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı kapsamında ilan ettiğimiz bina ve hizmetlerden ulaştırmaya, sanayi ve teknolojiden tarıma birçok sektörü ilgilendiren yatay konulara yönelik ulusal enerji verimliliği eylem planıyla 2023 yılına kadar birincil enerji tüketiminde %14 azaltım ve 66,6 milyon ton karbondioksit eşleniği emisyon azaltımı hedeflenmiştir. 2017-2020 yılları arasında enerji verimliliği kapsamında toplam 4 milyar 783 milyon dolar yatırım sayesinde yıllık
3.2 milyon ton eşdeğer petrol enerji tasarrufu seviyesine ulaşılmıştır. Sanayi sektöründeki verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesi tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle toplam 339 projeye 46,4 milyon lira destek verilmiş olup bu projeler sayesinde yıllık 135 milyon lira olan karşılığı olan bir enerji tasarrufu sağlanmıştır. Madencilik konusuna gelince, Sayın Başkan, değerli üyeler, tüm dünya etkisini altına alan COVID-19 salgının madencilik sektörünü de etkilemesine rağmen yeraltı kaynaklarımızı etkin bir şekilde değerlendirebilmek amacıyla gerçekleştirilen özverili çalışmalar neticesinde 2002 yılında yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020 yılında 4,27 milyar dolar, 2021 yılı Eylül ayı itibariyle ise 4,4 milyar dolar olmuştur. Maden ihracatımızın yıl sonunda 6 milyar dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Yine görselde bu rakamları görebilmektesiniz. Yıllar itibariyle artış seyrini. Ayrıca 2020 yılında %1,2 olan madencilik sektörünün gayri safi yurt hasılası içerisindeki payı 2021 yılı içerisinde ilk yarısında %1,4 olarak gerçekleşmiş olup yıl sonunda ise bu rakamın %1,9'a yükselmesini bekliyoruz. Ülkemiz yeraltı potansiyelini ortaya çıkararak maden kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak amacıyla yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar sonucunda META'nın kurulduğu 1935 yılından 2002 yılı sonuna kadar 67 yılda yapılan toplam sondaj miktarı 3,7 milyon metre iken 2003 yılından günümüze 19 yılda toplam 7,9 milyon metre sond yapılmıştır. Yapılan toplam 11,6 milyon metre sondajın yaklaşık %41'i ise son 5 yılda yapılmıştır. Ayrıca yıllık 60 bin adet olan analiz test kapasitemiz 600 bin adetin üzerine çıkarılmıştır. 2018 yılında başlayan havadan jeofizik görüntüleme çalışması kapsamında 2018-19 yıllarında 920 bin kilometre kare alan taraması ile yerin altının röntgeni çekilmiştir. Potansiyel görülen bölgelerde 2018-21 döneminde toplam 1.38 milyon kilometre detay veri uçuşu gerçekleştirilerek jeofizik haritaları hazırlanmış ve detaylandırılmış olup ülkemizdeki yüksek potansiyelli maden alanları belirlenmiştir. Bu arama projemiz uçuş miktarı ile dünyada havadan manyetik ve radyometrik verinin eş zamanlı toplandığı kayıtlara geçmiş en büyük ikinci proje olma özelliği taşımaktadır. Şu anda ekranda da o uçuşla ilgili görselleri izleyebilirsiniz. Bu kapsamda META tarafından yürütülen çalışmalar ile